TV izleyicileri, biz bugün Cunda'ya geldik. Amacımız Cunda'da çok güzel görüntüler yakalamak. Tabii ki Cunda her zaman güzel, muhakkak her şeyle güzel. Ama olumlu veya olumsuz ne varsa, çünkü Cunda artık yeni sezona hazırlanmaya başladı. Bu hazırlıklar ne derece, neler yapılıyor, istekleri nedir esnafın, halkın, yapılması gereken şeyler, eksik olan şeyler. Biz bunları dinlemek istiyoruz kendilerinden. Yani kısacası Ayvalık'ın ve Cunda'nın, Cunda esnafının bugün gözü ve kulağı ve sesi olmak istiyoruz. Tabii ki Ayvalık TV her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edecektir. Bizi izlemeye devam edin, bizi desteklemeye devam edin diyoruz. Bugünkü röportajımız burada başlıyor efendim. Evet değerli Ayvalık TV izleyicileri, Ayvalık'ın ilk ve tek televizyonu Ayvalık TV'den merhabalar diyoruz. Bugünkü yayınımızı Cunda'dan yapmaya karar verdik. Maalesef bugünkü havamız tabii ki dünkü gibi değil. Dün güneşli bir havaydı. Bugün biraz bulutlu, sanırım rüzgar var dışarıda. Ve beklentimiz inşallah olmaz da deriz ki hani yağmur yağacak ama çünkü yağmur yağdığı zaman esnafın işleri biraz tabii ki durgun oluyor. Neden? İşte eğlenmeye veyahut da işte balık yemek için Cunda'ya gelen müşterilerimiz otellerinden çıkmıyorlar. Şu an efendim biz neredeyiz? Cunda'nın çok nezih, çok güzel bir restorantındayız. Cunda'nın sahil yolundaki ilk restorantı diyoruz. Ve Cunda Meze Dünyası'ndayız. Değerli izleyicilerimiz, Cunda Meze Dünyası sanırım çok eski bir geçmişe sahip ve şu an yanımda Cunda Meze Dünyası'nın kurucularından, ortaklarından değerli iki arkadaşımız bulunmakta. Biz onları bugün dedik ki çat kapı yapalım ve birden bir ziyaret edelim dedik. Cunda Meze Dünyası hakkında biraz hem bilgi almak istiyoruz hem de sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Meze Dünyası'nın kurucularındanız. Ben Yusuf İlk. Biz üç arkadaş, Yıldıray Sıvış, Kaya Sıvış ve ben. Burayı yedinci yıla girdik. Hasbelkader çalıştırıyoruz. Çok güzel potansiyelimiz, portföyümüz düzgün. Efendim nereden esinlendi? Daha evvel bu meslekte miydiniz? Bu işten emekli olduk. Yani neticede aşçılıktan emekli olduk. Artık kendi işimizi yapalım dedik. Ondan esinlenerek iki ortağım da aynı işten geldiği için beraber yaptık. Evet. Beraber karar verdik, yaptık. Hani sizi tanıyabilir miyiz? Yıldıray Sıvış. Yıldıray Bey, ortaklardan. Ortaklardan evet. Evet. Gördüğüm kadarıyla üç güzel ortak. Sizleri de tanıyoruz. Çok değerli arkadaşlarımızsınız, dostlarımızsınız. 7 yıldır çok mükemmel bir şekilde bu ortaklığı sürdürüp Cunda gibi güzel bir yerde böyle güzel bir mekanı işletebiliyorsunuz. Harika. Çok güzel şeyler yaptığınızı da biliyoruz. Daha evvel geçmişlerde sizlerle birlikte beraber çalışmıştık. Pekala. Sezonumuz başlıyor. Nedir? Şu an tabii ki Şubat ayına girdik. Yavaş yavaş Cunda'da, mekanlarda böyle bir hareketlenmeler olacaktır muhakkak. Bu sene için müşterilerimize, sizleri tanıyan müşterilerimize hani Cunda Meze Dünyası'nı tekrardan işte ziyaret etmeleri için ayrı bir değişik projeleriniz var mıdır? Genelde biz her sene değişik şeyler yapıp menüyü daha zengin tutmak zorundayız. Her sene tam sezonda bir şeyler oluyor. İnşallah bu sene olmaz. Tabii temennimiz o. İnşallah memleketimiz çok iyi yerlere gelecek diye düşünüyoruz, bekliyoruz büyüklerimizden. Bu sene artık bir şeyler olmasın da bizler hepimiz esnaf olarak da kazanalım, yapalım değil mi? Esnafın rahat olması lazım. Müşterinin rahat olması lazım. Stresten uzak olması lazım. Öyle güzel oluyor. Yani herkes mutluysa biz mutluyuz. Evet.
Pekala Yusuf Bey, siz mutfaktan sormuşsunuz anladığım kadarıyla. Mutfağımızda meze olarak ve müşterimize sunabileceğiniz yemek çeşitlerimiz nelerdir? Nelerden ürünlerimizi bir anlatır mısınız? Bizden bir şey çalışmıyoruz. Mevsiminde ne gerekiyorsa, zeytinyağımız kendi, ortağımın kendi zeytinliğinden, yağımız oradan, zeytinimiz oradan. Mezelerimiz hepsi natürel, öyle difrizden, ne bileyim donluk şeyi satmıyoruz. Her şeyi günlük ve taze yapıyoruz. Bildiğim kadarıyla galiba Cunda'da da balık kooperatifi var değil mi? Hemen hemen her gün taze balık geliyor ki şu an zaten balık sezonu olduğu için tabii ki müşteriye de difrizden bir şey çıkartmaya gerek yok. Taze taze böyle önlerine koyabiliyorsunuz. Pekala Yıldıray Bey, sizin buradaki görevinizi öğrenebilir miyiz? Benim görevim ben müşteriyi karşılamak, rezervasyonlara bakmak. Yani elimizden geldiğince gelen müşteriye yok dememek sezonda. Yani o ayrı bir iş zaten. Yani yerimiz güzel, ferah, Cunda'nın en güzel yerinde, en ferah yerinde. Masa aralarımız sıkışık değil. Yani dediğim gibi biz gelen müşteriyi karşılamak, rezervasyonlarımızı takip etmek. Yani pekala geçen seneki her ne kadar da o yaşadığımız o sıkıntılara rağmen müşteri oranınız ne kadardı aşağı yukarı ve bu seneki beklentiniz ne olabilir eğer hiçbir şey yaşamazsak kötü anlamında ülkemizde? Yani bizim başka bölgelerde de konuştuğumuz arkadaşlarımız var. İşte Bodrum'du, Kuşadası'ydı, Çeşme'ydi. Onlara nazaran bizim gene geçen sene çok iyiydi. Yani olan çok büyük bir badire atlattık ülke olarak. Hı hı. Dediğim gibi yani bizim gene çok iyiydi. Yani gene tabii ki etkilendik ister istemez. Evet. Belli bir zararımız oldu ama gene çok şükür korkulanlar olmadı yani. Hı hı. İstiyoruz. Sezonumuz hızlı geçiyor. Cunda birazcık hareketli geçer. Özellikle bayramlar, seyranlar, cumartesiler çok kalabalık geçer. Elimizden geldiğince ara sıra aksaklıklar oluyor. Evet. Ama yani yoğun bir talep oluyor. Çok aşırı bir talep oluyor. Elimizden geldiğince. Pekala Yıldıray Bey, müşteri potansiyeli tabii ki genelde hep dışarıdan geliyor ama hani sizin böyle özellikle ben bugün Cunda Meze Dünyası'na geldim diyen tabii ki çok eski müşterileriniz vardır değil mi? Ağırlıklı en çok nereden geliyor? Ya bizim eski tanıdığımız hepimizin biraz çevresi vardı eskiye dayanarak. Tabii ki son zamanlarda son açlıktan sonra biz kendi işimizi yaptığımız için İşte ben abim yıllardır servis personeli olarak ustada, mutfakta ustabaşı olarak çalıştığı için yani insanlar biliyor, yani bunlar bu işi biliyor. Hı hı. Yani burada güzel şeyler vardır. Genellikle kalabalık oluyoruz. Yani dediğim gibi bizim samimiyetimize inanıyorlar. Güler yüzümüze inanıyorlar. Böyle seviyorlar bizi. Yani bizim genellikle İstanbul. Hı hı hı. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara. Yani Türkiye'nin her yerinden genelde insan geliyor ama genellikle İstanbul. Hava güzel oldu mu çok fark ediyor. Hava çok önemli bizim için. Yani internet sayesinde herkes bakıp geliyor. Ama genel İstanbul. Evet. İstanbul iyi olursa biz de iyi oluyoruz. Yani. Açıkçası. Zaten bütün Türkiye genelinde her sektörün merkezi İstanbul. İstanbul iyi olsun, bizler de iyi olalım diyoruz o zaman değil mi? Çünkü İstanbul kazanacak, getirip biz de harcayacaklar diyoruz. O zaman bütün İstanbullu müşterilerimize, dostlarımıza diyelim ki Cunda'yı bu senede yine sevelim. Cunda'daki esnafı bu senede çok çok sevelim. Ve tatillerimizi, güzel dostlarımızı ağırlamak için Cunda'yı tercih edelim diyoruz. Çünkü Cunda ile İstanbul arası artık eskisi gibi çok uzak değil. Yollar kısaldı, her türlü ulaşım imkanları var. Gözümüzü açıp kapanana kadar da hemen bir bakmışız ki Cunda'ya gelmişiz diyoruz. O zaman bütün İstanbullu, İzmirli, Ankaralı, Bursalı, Balıkesirli dostlarımıza Cunda'yı tercih etmelerini diliyoruz. Muhakkak bizim de eksiklerimiz var. Yani sezonun çok hızlı geçmesi. Yani yoğun geçmesi. Birkaç tane çürük elma muhakkak oluyor yani ama zannetmiyorum. Cunda'daki son yıllarda hizmet çok ilerledi. Çeşitler arttı. Herkes iyi yani mekanlarımız. Yani elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyoruz ama ister istemez eksiklerimiz oluyor. Yani özellikle dediğim gibi bayramlarda, seyranlarda çok kalabalık, çok yoğunluk oluyor, çok talep oluyor. Muhakkak herkes geliyor, en güzel yerde oturmak istiyor. En güzel şeyi yemek istiyor. Fiyatı da uygun. Ödeyip hizmet alıp kalkmak istiyor ama inanılmaz derecede maliyetler arttı. Evet. Eskisi gibi değil. Yani son zamanlarda Ayvalık çevresinde de
bayağı bir mekan açıldı. Yani rekabet arttı. Rekabet arttı. Muhakkak her yeni açan mekan bir şeyler yapmak zorunda. Yani ister istemez biz de etkileniyoruz. Yani dediğim gibi maliyetler çok aşırı şekilde arttı. Sezonun kısa olması, kışın ağır geçmesi. Yani bazen kapatmayı düşünüyoruz ama ister istemez tanıdık müşterilerimiz geliyor. En azından yani kapalı görüntüsünü istemiyoruz. O yüzden yani fiyat politikası biraz etkiliyor bizi. Evet, bayağı bir etkiliyor. Rekabetler çok arttı. İşle alakası olmayıp da tabii ki yani hizmet bu işi artık Cunda'da, Ayvalık'ta çok talep gördüğü için yani herkes bilen de bilmeyen de bu işi giriyor yani. Ama etkilemiyor. İnan aldığımız kalamar iki katına çıktı. 6-7 sene önceki fiyat listesini uyguluyoruz şu anda. Daha da aşağısını uyguluyoruz yani. Ben inanmıyorum Cunda'nın pahalı olduğuna inanmıyorum yani. Çoğu yöre göre Cunda gene iyi yani. Evet. Verilen porsiyonlar, verilen malzemeler, kullanılan zeytinyağı dediği gibi ustamın. Yani bu çok önemli. Yani nasıl olsa ben bu müşteriyi geldi cebinden parasını alayım, nasıl giderse gitsin politikası gütmüyoruz. Bu Cunda'da genelde bu böyle. Herkes güzel hizmet vermeye çalışıyor. Ama tabii ki yani maliyetler çok arttı. Yani biraz zorluyor. Evet. Bir kere ustam mutfağın, siz bu işin mutfağındasınız. Hani derler ya, klasik bir cümledir. Evet, gerçekten de siz mutfağındasınız. Mutfakta neler olup bitiyor? Yani siz bugün Yıldıray Bey'in dediği gibi kalamarı işte atıyorum 10 liraya aldığınızda yarın bir bakmışsınız 15 lira olmuş. O anda ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ya ben bunu nasıl müşteriye çıkartacağım diye böyle bir düşünceye sahip oluyor musunuz yani? Orada zaten yapacak bir şey yok. Zaten şu anda Cunda'daki fiyat listesi 4 sene önceki fiyat listesi. Zam olmadı, hiçbir şey olmadı ama bizim maliyetlerimiz 2 katına, 3 katına çıktı. Bunu müşteriye yansıtamıyorsun. Evet. Ama bu işi yapıyorsan vereceksin. Bu böyle. Amaç hizmet, amaç güzel bir servis, amaç bu işi yürütebilmek diyoruz değil mi? Zorlaştı yani bu işler. İşlerimiz çok zorlaştı. Evet. Bu kadar maliyetlerin yükselmesi, doların yükselmesi her şeyi etkiliyor. Kesinlikle. Evet, tabii ki hani şöyle bir şey var. İnsanlar hani gelip burada çok güzel bir şekilde yiyip içiyorlar. Tabii hesap ödemeye gelince tabii belki farkında değiller veyahut da başka yerlerle kıyaslayabilirler ama dediğiniz gibi ekonomik durum ülkede maalesef bazı şeyleri dolar ve benzinin yükselmesinden kaynaklanan fiyat artışları her şeye, her sektörde zam olaraktan yansıdı. Ama sizler tabii ki bunu uygulayamıyorsunuz. Çünkü müşterinizi kaçırmak istemiyorsunuz. Doğal olarak haklısınız. Yapacak bir şey yok ama burası Cunda diyoruz. Değil mi? Burası Cunda. Yani Cunda'ya gelip burada kardeşim İstanbul'dan buraya kadar gelip de Cunda'da rakı, balık, ayvalık yapacaksak, buranın atmosferinde balığımızı yiyip denizimizi izlerken o güzel akşamda misafirlerimizi ağırlayacaksak vallahi kimse kusura bakmasın diyoruz. Yani buranın da bir farkı olması lazım. Doğru mudur? Yani biz burada marka satıyoruz kardeşim. Adamlar Venedik'te veyahut adamlar ne bileyim İtalya'nın bilmem neresinde bir tane pizzaya 60-70 euro para veriyorlar. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Doğru mu? Yani veyahut da bilmem nerede bir restoranda oturup bir kadeh şarap içerken 150-200 euro para öderken burası pahalı demiyorlar. Sonuçta bizim memleketimizdir. Bizim memleketimizde ya kusura bakmasın artık yani bu zevki tadıyorsak, şu güzelliği tadıyorsak 5-10 lira da biraz fazla ödedikleri takdirde çok büyük bir şey olmayacak. Değil mi Hüsam? Aynen böyle. Şimdi evet, değerli Ayvalık TV izleyicileri, çok güzel bir röportajımız devam ediyor. Güzel konuşmalarımız, güzel sohbetimiz, hoş sohbetlerimiz devam ediyor. Burada hem ustalarımızın bir nebze de olsa hani içlerindeki sıkıntılarını biraz rahatlatmış olduk diyelim. Ama ona nazaran yine diyorlar ki müşterimiz için biz bütün güzellikleri yaparız. Bütün elimizden geldiği kadar en güzel hizmeti servisi yaparız diyorlar. Ve şu an görüldüğü gibi önümde de 4 çeşit çok güzel, harika Cunda Meze dünyasının müşterilerine özel olaraktan, spesyalitet olaraktan sundukları mezeler var. Biz bunların isimlerini öğrenmek istiyoruz hemen Yusuf Ustamızdan. Yusuf Ustam, bize bu mezelerin isimlerini ve nasıl yapıldıklarını anlatır mısınız? Tabii.
Şevketi Bostan. Hı hı. Bu genelde bu mevsimde çıkan sıcak ot diye tabir edilen bir meze. Tereyağında sarımsaklı zeytinyağlı yapılıyor aynı zamanda. Hı hı. Efendime söyleyeyim, beğendili ahtapot. O da yaz kış yaptığımız bir meze. Balık lokması. Bu da talebe göre yapılan bir meze. Bize özel bir... Bizim kendi özel spesiyelimiz. Girit ezme, biz herkes farklı yapıyor, biz farklı yapıyoruz ama tatları çok güzel. Artı 150-200 çeşit menüde mezemiz var. Yani bunu arz talebe göre, zamana göre, müşteriye göre çoğaltıp azaltıyoruz. Ve genelde mevsimine göre mezeler yapıyoruz. Evet. Pekala, meze dolabınızda çok farklı bir özel bir soru sormak istiyorum. Ustam, meze dolabındaki mezeleriniz kaç gün duruyor veyahut da kaç günlük durma şeyi var? Yani satılmadı, şu an mesela durum ortada, pek fazla yoğunluk yoktur. Ne yapıyorsunuz? Şimdi biz zaten talebe göre meze yapıyoruz. Hı-hı. Dedim zaten. Yani bizim yaptığımız mezemiz orada 2 gün, 3 gün az yapıyoruz. Satıldı, satılmadı biz diyoruz. Hı-hı. Neticede öyle yani, çok aşırı bir meze yapmıyoruz. Evet. Kesinlikle. Doğru. Müşteriye taze ürün vermek zorundayız. Evet, röportajımız çok iyi şekilde gidiyor değil mi Yıldırım Ustam? Pekala, Yıldıray Ustam, çok özür diliyorum. Söylemek istediğiniz bu sezon için beklentileriniz, son cümlelerimizi alalım, nedir? Hayırlı sezonlar diyorum. Allah herkese yardım etsin. Evet. İnşallah bu sene bir şey olmaz. İnşallah diyorum. İnşallah. Herkes keyifle, evet, bir sezon yaşar. Evet, Yıldıray Ustam. Ya biz uzun yıllardır Cunda'dayız. 18-19 senedir Cunda'dayız. Yani Cunda'ya bir şey olmaz. Cunda her zaman Cunda'dır. Yani evet, ne kadar şey de olsa, olay da olsa, şey olsa, Cunda bir furya yaşar yani. Cunda çok farklı bir yer. Türkiye'de çok farklı bir yer. Çok seviliyoruz. Yani özellikle dediğim gibi İstanbul bölgesinde çok popülatisi olan bir yer yani. Ha, Cunda gene Cunda'dır. Her zaman bir 2 ay bir sezon, 2-2,5 ay bir sezon yaşarız yani. İnşallah ekstra bir durumla karşılaşmayız. Ekstra bir şey yaşamayız. Sezonumuzu güzel güzel geçiririz. Evet. Başka bir temennimiz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için, Ayvalık TV'ye zaman ayırdığınız için. Bizler de bugün Cunda yayınımızı ve Cunda için özel bir program yapmak istiyoruz. Mekanları gezmek istiyoruz. Tek tek herkesin derdini dinlemek istiyoruz. Bunun için de çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah hep birlikte Ayvalık TV ve Cunda esnafı ve tüm esnaflarımızla birlikte Ayvalık ve Cunda için güzel şeyler yaparız da hani buranın biraz daha böyle bir ekonomiksel anlamda güçlenmesini sağlarız diyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz bizlere bu fırsatı ayırdığınız için, verdiğiniz için. Efendim değerli Ayvalık TV izleyicileri, gördüğünüz gibi çok değerli iki güzel insanla birlikte hoşça bir vakit geçirdik. Çok güzel mezelerimizi sunduk ve Cunda hakkında güzel sohbetlerimiz oldu. Temennimiz tabii ki bu sene sıkıntıların tekrar olmaması, geçen seneki gibi. Hani artık yeter diyoruz, gerçekten yeter diyoruz. Güzellikleri yaşayalım. Şu güzel Cunda'mızın, şu güzel Türkiye'mizin, şu güzel ülkemizin gerçekten güzelliklerini içimize sindire sindire yaşayalım diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bundan sonra artık Cunda'dayız.